Obezite, insan vücudunda olması gerekenden fazla yağ birikimiyle karakterize birçok yandaş hastalığın eşlik ettiği ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu hastalıkların başında hipertansiyon, diyabet, uyku apne sendromu, eklem problemleri, karaciğer yağlanması gibi problemleri sayabiliriz. Tip 2 diyabet. Obezitenin tedavisinde farklı yöntemlerden bahsedebiliriz. Ancak morbid obezite olarak tanımladığımız, yani hastalık boyutuna ulaşmış şişmanlığın tedavisinde en etkili yöntem bariyatrik cerrahi dediğimiz ve günlük pratiğimizde tüp mide ya da sliv gastrektomi olarak adlandırdığımız ameliyat ya da gastrik bypass dediğimiz ameliyat yöntemlerinden birini kullanarak tedavi etmektir. Bu yöntemlerle mide hacminin kısıtlanması, bu şekilde erken tokluk elde edilmesi mümkün. Bir de mide hacminin kısıtlanmasına ek olarak gıda emilimini azaltan yöntemlerden de bahsetmiştik. Bunlardan en sık kullanılanı gastrik bypass dediğimiz yöntem. Burada mide hacminin küçültülmesine ek olarak gıdaların emilimi de kısıtlanmakta. Dolayısıyla hastanın kilo vermesine ciddi katkı sağlayan yöntemler. Ancak hangi yöntem uygulanmış olursa olsun, hastanın ameliyat sonrası sorumlulukları olduğunu bilmesi son derece önemlidir. Temel dikkat etmemiz gereken şey, hastanın ameliyat sonrası sorumlulukları konusunda ameliyattan önce ayrıntılı olarak bilgilendirilmesidir. Bunu da yaşam şekli değişikliği olarak özetliyoruz. İki ana öğesi olduğunu hastaya ısrarla anlatıyoruz. Bunlardan ilki, bizim anlatacağımız beslenme kurallarına uyum konusunda hastanın gayret göstermesi, ikincisi de düzenli olarak egzersiz yapmasıdır. Ameliyatımızla beraber hastanın gayreti bir araya geldiği zaman bariyatrik cerrahi ile mükemmel sonuçları elde etmek mümkündür.